Türkiye, Baba Haber'den iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Türkiye... Videomuza Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün gerçekten çok derin konular var. Hep beraber burada... Kazası taraftar tarafından doğrulanmadı. Doğrulanmadı. Gerçekten evet. Bir magazin duayeni burada. Sıraş kalanlar! İçteki her şeye, her değeri saldırı var. Deyince... Şimdi mesela bugün konuşacağız. Bunu kesmeyin. Tamam. Bu adamlarla dedi ki bunları... Bu sen de çalıştın. Evet ben de çalıştım. Mesele yok o zaman hayranım yani. Hayranım var ve bana çok öyle mesajlar geliyor. Ve ben asla... Bir dakika bir dakika. Ayyumlar. Bir dakika ya. Alınan belediye başkanlarına. Soruyorum. Şaşırttın. Bir şey yapıyor. Ben Murat'ı çok severim. Eski arkadaşlar. Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Bu konuğumla ilgili sohbete başlamadan önce ben öncelikle şunu sormak istiyorum size. Biz hani bazen doktora gitmeyiz. Aslına bakarsanız çoğu zaman da gitmeyiz. Yani kendi kendimizin doktoru sayılırız. Eczacıya gideriz sorarız. Deriz ki ya benim şuram ağrıyor ya da şöyle bir sıkıntım var. Bana uygun ilaç hangisi? Artık o devirler geride kaldı. Sakın böyle yapmayın. Gideyim bir doktora. Doktor hedefe odaklı size bir ilaç tavsiye etsin. Ya da hastalığa endeksli, hastaya endeksli bir klinik eczacıya danışın. Çünkü onlar size hastalığınızın ne olduğunu söyleyecekler. Aynı zamanda o hastalığın size uygun olan ilacını verecekler. Belki başka ilaçlar kullanıyorsunuz. Çünkü hayatımızda hep ilaçlar var biliyorsunuz. O ilaçların başka ilaçlarla etkilenişimi sizde ne gibi arızalara yol açabilir ya da hastalıklara neden olabilir. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Böyle homini gırtlak ilaçları yutuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki benim şurama bir şey oldu. Bu ilaçla etkileşim oldu. Böyle oldu. Geri dönülmez yola girdi. Bir sürü hikaye. Onun için size tavsiyem mutlaka doktorunuza gidin. Eczacıya tabii ki danışın ama eczacı size bu konuda yardımcı olmaması lazım. Çünkü niye? Bakın antibiyotik konusu. Dünyada en çok antibiyotik kullanan ülkelerden bir tanesi haline geldik. Sonra Sağlık Bakanlığı antibiyotik kullanımını doktor reçetesine bağladı. Şimdi onda bile bazen gidiyoruz hatır gönül işte bize antibiyotik ver. Gerekirse ben doktor raporu getiririm diye. Böyle veresiye antibiyotik alıyoruz. Bu bir gerçek. Bugün Neda Taner konuğum. Doktor eczacı. Doktorasını yapmış. Çift anadal. Yani ortalamanın üstünde... İlk üç sırada olduğu için, yüksek ortalaması olduğu için bir de çok zeki, akıllı birisi olduğu için. Bakın okurken bile çocuk sahibiymiş. Yani düşünebiliyor musun? Hem anne, hem ev kadını, hem de öğrenci. Kendisine soracağım. Neda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl başardınız? Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl başardım? Başardım yani. Hem de yani bir de okulun üçüncüsüymüşsünüz yani eczacılık fakültesinin. Okumayı çok sevdiğim için olabilir. Peki yani işte akıllı kadınların hali farklı oluyor, başka teşekkür oluyor. Teşekkür ederim. Peki Neda Hanım şimdi bu klinik eczacılığı bize tam olarak anlatın. Ben biraz ifade etmeye kalktım ama yani siz tamamlayın onu. Klinik eczacılık nedir? Aslında bütün dünyada çok şu an Kanada'da, Amerika'da, İran'da bütün dünyada bu klinik eczacılık bayağı gelişen ve bütün eczacılık klinik eczacılık üzerine ilerleyen bir bilim alanı. 1960'lı yıllardan sonra bütün eczacılık mesleğinde icra edilen bütün yerlerde akılcı ilaç kullanımını ve hasta yararına olup ve farmasötik bakım yaparak hastanın yaşam kalitesini artırarak bir bilim alanı. Klinik yani gidip eczaneden alınan ilaç değil. Orada size bir görev düşüyor. Geliyorsunuz hastanın doktorla beraber doğru mu? Evet. Doktorla beraber o hastanın kullanacağı ilaçları, etkilerini, yan etkilerini. Yani bir anlamda biraz prospektüsü okumuş gibi, okur gibi hastaya anlatıyorsunuz. Aynen. Hastanın kullandığı başka ilaçlar varsa o ilaçlarla ne kadar etkileşim içinde olabileceğini. Bunu hatta doktora da söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın hasta şu ilaçları alıyor. Bu anlamda bu etkileşim yaparsa hastaya zarar verebilir. O zaman muadil ilaçlar
devreye giriyor ve onu tavsiye ediyorsunuz, doğru mu? Aynen, alternatif ilaçlar. Aslında klinik eczacının görevleri ne? Farmastik bakım yapmak, ilaç danışmanlığı, ilaç etkileşimlerinin önlenmesi, güzel bir anamnez alarak hastadan iyi bir hasta profili oluşturmak, ilaçların farmasötik farmakokinetiklerini, farmakodinamiklerini bilerek işte ilaçların doğru dozu, doğru zamanda ve akılcı ilaç kullanımını hastaya yansıtan ve en son hastanın yaşam kalitesini artıran bir tedavi uygulayarak, evet, bir bilim alanı. Şimdi akılcı ilaç dediniz, doğru söylediniz. Akıllı ilaç daha henüz çıkmadı galiba ama akılcı ilaç, evet, kullanımı doğru. Biz yani bol miktarda ilaç kullanan bir milletiz, onu söyleyeyim. Mesela antibiyotik konusunda. Şimdi bu antibiyotikleri bir süre sonra vücuttaki bakteriler ya da antibiyotiğin mücadele ettiği mikroplar bağışıklık sistemi geliştiriyor, biliyorsunuz. Yani yerine koyacak başka antibiyotimiz olsa tamam, bir üst level'a geçelim. Ama bildiğim kadarıyla yok galiba. Dünyada 7 tane antibiyotik cinsi var, doğru mudur? Evet, yani şu an yeni bir ilaç geliştirmek 15 sene sürüyor ve sürekli bu antibiyotikleri kullanarak, tabii ki bilinçsiz, rezistan oluşuyor vücudumuzda ve bu sıkıntılara sebep oluyor ve artık alternatif ilaç bulamayacağız. O yüzden akılcı ilaç kullanımı çok önemli, çünkü doğru zamanda, doğru dozda ve doğru hastaya bir ilacı kullanmamız lazım. İlacı vermek lazım. Siz aynı zamanda diyetisyensiniz. Evet. Peki nasıl buluyorsunuz milletimizi, Türk milletini? Biraz obeziz ama. Evet, ben İranlıyım ama Türk vatandaşı da oldum tabii. Biraz benziyor obezite... muyuz? İranlarla Türkler benzeşiyorlar. Evet, kültürlerimiz kültürler çok yakın. Kültürler doğru yakın, ama şey aynen anlamında söyleyeyim. Yani metabolizma yapısı olarak, tip olarak. Evet evet, benziyoruz ama tabii ki Türkiye'de hamur işleri çok fazla var. Sanki ve obezite. Sizde yok mu Allah aşkına? Var, biz daha çok pilav. Sizde de güzel şeyler vardır. Evet. Bilirim ben. Yani. Ben neden diyetisyenliği aynı anda çift anadal yaptım? Çünkü bu klinik eczacılıkta hastaların biz sadece farmakolojik tedavi değil de non-farmakolojik tedavi de uygulamamız gerekiyor. Yani ilaçsız tedavi. İlaçsız, o da beslenme ve hastaya önerdiğimiz spor egzersizle alakalı. O yüzden bu kronik hastalıklarda mesela diyabet, tansiyon gibi doğru beslenmeyle de biz düzgün bir tedavi önerebiliyoruz hastalarımıza. Peki yani diyelim ki diyabet geçmişi var ailesinden. Bu genetik olarak muhtemelen yansıyor insanlara. Yani en azından risk faktörü oluşturuyor. Doğru beslenmeyle diyabetin önüne geçirebilir mi genetik bile olsa? Evet, işte bu çok önemli. Mesela bir piridiyabet düşünüyoruz. Yani hani diyabete yatkınlığı olabilir ama şu an kan glukoz şekeri çok yüksek değil. Ama biz beslenmeyle ve haftalık mesela örnek FDA önerisi, haftalık 150 dakika yürümesi lazım. Bunlarla beraber bu non-farmakolojik tedaviyle ilaçsız bile biz diyabet hastalığına dönüşmeden hastayı kurtarabiliyoruz. Yani tedbirler alarak ileride diyabet hastası olmasını engelliyorsunuz. Evet, aynen. Olmuşsa artık geri dönüşü yok diyorsunuz. Olmuşsa da işte ilk olarak mesela insülini, direkt insülin tedavisine geçmeden işte bir metformin tabletle ve bir beslenme önerisiyle ve egzersizle yine de çok ilerlemesini yavaşlatıyoruz yani hastalığın. Bir de cerrahi müdahaleler var, biliyorsunuz. Bağırsakları ters çeviriyorlar. Evet. Yani o da enteresan. Mesela bağırsağı ters çevirdiğin zaman işte şeker, diyabeti yani yok ediyor mu bilmiyorum ama önlediğini söylüyorlar. Çalışmalar devam ediyor. Ediyor, tabii. Ediyor. Yani bir şeyler, cerrahlar yapıyor ameliyatları. Peki, siz şu anda yoğun bakımda çalışıyorsunuz. Nasıl yoğun bakım? Aslında ben İstanbul Medipol Üniversitesi'nde akademisyenim ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nden de mezun oldum. Biz i̇lk aynı mezunlardan anda, değil evet, mi? Doğru mu? Evet, ilk mezunuyum. Eczacılık ilk mezunuyum. Biz hastaları klinik uygulamalar dersi adında altında
hastaneye gidiyoruz, mega hastanesine ve orada da hani yoğun bakım bölümünde işte doktorlarla beraber vizitlere katılıyoruz. Hastalar üzerinde mesela örnek bir yoğun bakım hastasının aynı anda 40 ilacı aynı anda kullanmış olabiliyor ve biz orada öğrencilerle beraber bu ilaç etkileşimlerini kontrol ediyoruz, ilaçların dozunu kontrol ediyoruz ve doktorlara bayağı yardımcı oluyoruz bu konuda. Yoğun bakımda çalışmak zor mu? Çok zor tabii ki. Oradaki insanları görüyorsunuz, hikayelerini dinliyorsunuz ve süreçlerini de takip ediyorsunuz, doğru mu? Çok zor ama bu işin keyifli yanı böyle. İşte bir hastanın baştan tedavisini izliyorsun, dikkate alıyorsun, yardımcı oluyorsun ve en son hani taburcu olduğunda çok mutlu oluyorsun. Hani bir hastaya, bir insan sağlığına dokunmuş olman çok iyi geliyor. Peki iki çocuk annesi olarak, bir eğitimci olarak, şimdi ders de veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Bir de işte yoğun bakımlara giriyorsunuz. Yani o da çok ağır bir iş muhtemelen. Hayatınızı nasıl düzenliyorsunuz? Yani nasıl planlıyorsunuz? Eşiniz ne diyor bu arada? Yani bir de öyle bakmak lazım. Eşim artık durumu kabullenmiş durumda. Ama benim... Çok planlı olmam çok önemli. Planlıyım, kararlıyım. Her şeyimi programla yaparım. Ve bu hayal kurmam ve hedefli olmam beni zaten motive ediyor. Ve işleri düzenli olarak yapıyorum. Hepsine yani yetişebiliyorum. Diyorsunuz ki eskiden sanat dünyasında bir laf vardı. Çocukla doğururum, kariyerde yaparım. Yani hem kariyer yaptınız hem çocuklarınız var. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. İki tane kızınız var galiba. Evet. Doğru mu? Çok güzel. Yani akıllı kadınlar, çalışkan kadınlar, zeki kadınlar, planlı, hedefli kadınlar her zaman iyidir. Teşekkür ederim. Bütün kadınlara tavsiye olunur diyelim. Aynen. Peki, şimdi bu mesela fitoterapi eğitimleri var. Bir de fitoterapinin eczacılık fakülteleri veriliyoruz. Mesela Yeditepe Üniversitesi'nde Erdem Yeşilada var. Yeşilada. Evet, Erdem hocamız. Erdem hoca, Profesör Doktor Erdem Yeşilada. O farmakognezi bölüm başkanı bildiğim kadarıyla. Değişmeliyse tabii. Mesela o doktorlara eğitim verdi. Siz mesela fitoterapiye eğilim gösterdiniz mi? Nasıl buluyorsunuz fitoterapiyi? Aslında eczacılığı bitirdikten sonra, 5 sene bitirdikten sonra eczacılığın bayağı alanları var. Bir alanı farmakognozi, doktora yapıyorsun ve onun üzerine fitoterapi eğitimi, uzmanlığı alıyorsun. Klinik eczacılık başka bir bölüm. Farmasötik teknoloji, farmasötik kimya, farklı alanlar var. Ve işte birini seçip onda uzmanlaşıyorsun ki ben de klinik eczacılığı seçmeye karar verdim. Çünkü hastayla bir iletişimdesin ve hasta sağlığına çok dokunuyorsun ve ben daha çok laboratuvardan çalışmaktan ziyade böyle hastayla iletişimde olmak ve hastanede çalışmayı daha çok seviyordum. Peki, bir başka soru daha şu. Geleceğinde beklentileriniz nedir? Mesela diyetisyenliğiniz var, danışanlarınız var mı bu arada? Şimdi ben tabii ki özel olarak oluyor ama ben daha çok klinik eczacılık alanında çalışıyorum ve beslenme diyetetik bölümünü nasıl kullanıyorum? Hastalarda danışmanlık veriyorum ya hastalarıma, hı hı. Onunla ilgili beslenme önerileri veriyorum. Akademisyenlikte doktor öğretim üyesi olduktan sonra makaleler yazıyorsun, çalışmalar yapıyorsun ve doçent olup sonra profesör olmak en yüksek mertebe oluyor. Ben anladım. Oluyor. Siz doçent olacaksınız, sonra da profesör olacaksınız. İnşallah. Hedefiniz o değil mi? Doğru mu? Ama daha çok bu hedeften ziyade benim daha çok hedefim bu klinik eczacılığın işte diğer ülkeler gibi Türkiye'de de daha çok tanınması ve hakikaten iyi bir mertebeye gelmesini Peki, istiyorum. Peki niye tanınmıyor? Neden tanınmamış bugüne kadar? Farkındalık niye olmamış? Aslında biraz bu bizim... Tespitiniz ne orada? Bence biz eczacılar biraz daha bunun üzerine durmamız gerekiyor. Ve bunu tanıtmamız gerekiyor. Ama böyle bir şey yok. Sadece okullarda, derslerde oluyor. Ve hiçbir çaba yok bunun için. Ama şu an işte EUS sınavı kararı alındı 1-2 senedir ve öğrenci alındı. Özel olarak, uzman olarak yetiştirecek ve hastanelerde inşallah klinik eczacılar çalışacak artık. Peki o zaman dışarıdaki, şimdi eczacılık fakültesinden mezun olduğunuz zaman bir eczane açma, hatta
bazı ilaçları da üretme imkanına sahip oluyorsun. O hak hala devam ediyor mu bilmiyorum. Evet. Tabii ediyor. Peki yani şimdi eczacı dediğin zaman aslında ilaç üreten kişiler, insanlar demek. Doğru mu? Türkçesi bu bildiğim kadarıyla. Aynen. Ama bizde ilaç satan esnaf gibi görünüyor. Bu eskidendi. Bence şu an artık çoğu yüksek lisans programları var. Klinik eczacılık bölümünde doktora programları var. Artık öğrencilerimiz mezun olduktan sonra yüksek lisans programları ya alıp... Çok güzel söylüyorsun da şimdi sokağa çık. Belki 3-5 tane eczane görürsünüz. Sahiplerine sor. Eczacılık da yapıyorlar. Yani depolardan ilaçları alıyorlar. Halka sunuyorlar. Satıyorlar. Böyle para bitti. Yani esnaflık aslına bakarsınız. Ama ilaç danışmanlığı yapıyorsunuz. Çünkü eczacılık bence bir... Hayır, ilk... klinik eczacılıktan bahsetmiyorum. Normal eczacılıktan. Evet evet, normal eczacılık da öyle. Mesela eczanede sadece ilacı vermekle değil hastaya. O ilaç, hastayı tanıyorlar, hastayla konuşmaları lazım, hastaya yardımcı olmaları lazım, ilaç danışmanlık yap... Çünkü ilk sağlık danışanı eczacılık şu an. Ama yanlış değil mi? Ben zaten konuşmanın başında dedim ki... Bir doktora gidin. Doktor teşhis etsin. Eczacı teşhis etmesin. Çünkü eczacı doktor değil. Tabii sadece ki, ilacı anlatan kişi ilk, doğru mu? Aynen. İlacı en iyi bilen kişi eczacı. Ama tabii ki teşhisi, diagnozu önce doktor yapacak. Ama işte ilacı en iyi bilen kişi, o ilacı nasıl kullanacağını bunları eczacının tamam, danışmanlığı doğru, o altında konuda olması gerekiyor. Hemfikiriz zaten. Ama yani işte insanlarımız şöyle. Mesela bazı semtlerde yani... Adamın parası yok, doktora gidecek parası yok. Gerçi şimdi sağlık ocakları çıktı, o konuda devlet çok iyi adım attı. Gidiyor eczacıya soruyor, diyor ki işte başım ağrıyor, işte vücudumda bir şey çıktı, egzamam azdı. Bir egzama kremi veriyorlar, gönderiyorlar. Oysa ki belki egzama değil başka bir şey. Evet, doktor aslında... bakıyor diyor ki seninki egzama değil sedef hastalığı diyoruz. Böyle şeyler de muhtemelen oluyordur yani. Tabii ki oluyor ama hastalarda bence bu nedenle daha çok eczacılara yöneliyorlar. Çünkü eczacılar zaman ayırıyorlar hastalara, onlarla ilgileniyorlar. Belki doktorlar çok zaman ayıramıyor ya da dediğiniz gibi bir hastanın parası olmadığı için. Ama bence inşallah çözülecek bunlar. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Güzel bilgiler aldık sizden ve bir şey öğrendik. Klinik eczacılığı öğrendik. Ne işe yaradığını, ne olduğunu bilmiyorduk. Bak terim olarak bilmiyorduk ama öğrenmiş olduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye, Baba Haber'den iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Türkiye... Yanımıza Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün gerçekten çok derin konular var. Hep beraber burada... Kazası taraftar tarafından doğrulanmadı. Doğrulanmadı. Gerçekten evet. Bir magazin duayeni burada. Evet. Savaş kalanma! İçteki her şeye, her değeri saldırı var. Deyince... Şimdi mesela bugün konuşacağız. Bunu kesmeyin. Tamam. Bu adamlarla... Dedi ki bunları... Bu sen de çalıştın. Evet ben de çalıştım. Mesele yok o zaman. Hayranım yani. Var ve bana çok öyle mesajlar geliyor. Ve ben asla... Bir dakika, bir dakika. Ayyumlar. Bir dakika ya. Alınan belediye başkanlarına soruyorum. Şaşırttın. Bir şey yapıyor. Ben Murat'ı çok severim. Eski arkadaşım.